bir sonraki panelimize başlıyoruz. bir sonraki panelimiz kistik trombokorsite ilaç tedavisi ile ilgili. Bu da oldukça zannediyorum tartışmalı geçecek. Bu paneli Cüneyt Hoca, Cüneyt İnönü Üniversitesi'nden hazırlamıştı. Beraber Faik Hoca ile birlikte. Sonunu Faik Hoca yapacak. Buyurun.
Arada bana ilettiler, bu tartışmaları biraz uzatıyoruz. Mümkün olduğunca her bir madde için şöyle 3 dakikada bir zamanla böyle bir hesap yaptık. Çünkü daha tartışacak bayağı bir konumuz var. İkinci panelimiz Medikal tedavide şu an iş kullanımda olan en etkin ilaç albendazoldur. Diğer ilaçlarla yapılan tedaviler henüz klinik kullanıma girmemiştir. Medikal tedavide praziquantel veya başka bir ilaçla kombinasyon yapılmasının tedavi etkinliğini artırdığı konusunda bir delil yoktur. Albendazolun dozu 10 mg/kg gün olarak belirtilmiştir. İlaç dozunun artılmasının ilacın medikal tedavi esnasında etkinliğini artıracağına dair bir delil yoktur. Evet, bu maddeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Daha önceki yapılan birinci tur oylamada 10 mg, 15 mg, 10-15 mg olarak ifade edilmesini gören hocalarımız olmuştu. Ama bu sadece bir hoca tarafından önerilmişti. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik yapılmadan size arz edildi. Bir sonraki maddeye geçelim. Tedavide tek başına ilaç kullanımı için endikasyonlar C1 kişilerde 5 cm altında çapa sahip liseler tek başına medikal tedavi denenebilir. Kaldırmak lazım. Çünkü 5 santimler küçük çevirlerde medikal tedaviye uygularız. Ancak başarılı olamadıklarımızda peynir tekrar yapmak lazım. Onun için tek başına tedavi... Burada hocam sorduğumuz hiçbir girişim yapılmadan tedavi. Yani literatür... Yani burada şöyle anlıyorum. Tek başına diyor, medikal tedavi denenebilir. Evet denenir de. Başarılı olma şansı var. O zaman işte muhakkak bunları peyirle tamamlamak lazım. Ama şöyle, başarısızlık şansını hiç burada buyurun hocam. İlk seçenek medikal tedavidir desek belki Rukiye hocanın da evet. Şeyini giderebilir. İlk seçenek medikal tedavidir. Ama şimdi şu anki mevcut şeyin guideline'ında CE 5 cm altındaki CE 1 kistler için tek seçenek değil, alternatif olarak mesela girişimsel işlemle birlikte de yapabilirsiniz diyor. Biz tersinden bakıyoruz konuya. Hastaya sadece albendazolle tedavi etmek istiyorsanız, sadece albendazol vereceksiniz. O zaman bunun için uygun hasta grubu 5 santim altında tip 1 kisti olan hastalar. Geri kalan kısmı tek başına tedavi denemeyin. Demek istediğimiz bu. Burası doğru da. C1'leri ikiye ayırıyoruz. 5 santimden küçük, 5 santimden büyük. Büyüklerde muhakkak belli yapıyoruz. İlaç kombinasyonuyla birlikte. Ama küçüklerde başarı şansı olmasa yine belli yapmamız lazım yani. Onu bir türlü anlatmak lazım. Onu not alalım. Buyurun.
Durkay hocama şöyle katılıyorum. Şimdi tip 1 kiste aslında hakikaten tedaviye en iyi cevap veren kis grubu. Peki Okan hocamızın tecrübeniz nasıldır? Şimdi andazol bazan alıyor, çok yüksek doz alıp gelen takipte hastalarımız oluyor. Tip atlıyor. Mesela tip 4 haline geliyor, sıvı azalıyor ve bunlar aslında perkutan tedaviye daha dirençli hale gelebiliyor. Dolayısıyla o aşamada ben yani 2 santim bile bulsam lezyonu gene andazolla beraber perkutan tedavi yapma taraftarıyım. Çünkü en iyi cevap veren bu doza. O evreyi atlatmadan, tipini ilerletmeden o tedaviyi yapmak en doğrusu. Bir çalışmada sırf tedaviyatının 5 santimden küçüklerde %70 kadar 1,5-2 yıl sonra aktivite kazandıklarını görüyoruz aynı kisti. Bu durumlarda alternatif tedavi değil. Söylediğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü kılavuzunda 5 santimden küçüklerde tıbbi tedavinin tek başına verebileceği yazar. Ama bunun arkasındaki literatür desteği zayıftı. Bizim 6 tane hayır cevabı var. Muhtemelen biz radyologlar hayır dedik hepimiz. Çünkü biz bunları tedavi ediyoruz. Çünkü sadece ilaç tedavisiyle tedavi edilemeyen grubun yüksekliğinin farkındayız. Oranını tam bilmesek de. Perkutan yolda en iyi perkutan tedaviye yanıt veren grup olduğu için de hızla tedavi edip hem de onu albendazol ile profilaksi ile birlikte bir hafta öncesinde ve bir ay sonrasında yapmak kaydıyla ki bununla ilgili prospektif randomize bizim bir çalışmamız var. Literatür listesine eklemenizi rica edeceğim onu arkadaki. Son derece önemli buluyoruz. Onun için günlük pratiğimiz bizim bunları perkutan tedavi etmek. Hocam çok önemli var. Mesela 2 saat sevdik. Önemi yok hocam. Yapabiliriz. Evet, önemi yok. Şimdi şöyle, yani 2 santime de perkutan yapalım da hocam. Yani 2 santimlik kistin ilaçla kaybolma ihtimali varken ileride evre atlar, yani 4'e dönüşür diye mi yapalım? Şöyle, tek başına 2 santimlik bir kist varsa ilaç tedavisi verelim. Ama biliyoruz ki bunlar genellikle 5 santimden küçük kistler. Özel bir genotip ve multipli olurlar genellikle. Yani biz 5 tanesine perkutan yapalım, öbürlerini ilaca bırakalım yapmıyoruz. Hepsini birden perkutan yapıyoruz. Demek istediğim o. Ama karaciğerde bir tane 4 santimlik kist var. Ne yapalım? Tabii ilaç tedavisi de yapabiliriz ona. Ona da bir itirazım yok. Tek kist diyebiliriz. 5 santimin altındakileri denenebilir diye yumuşak bir şey var. Yani 5 santimin altındakileri sadece ilaçla tedavi edin gibi bir öneri. Evet zaten kastımız oydu. Yani 5 santimin üstündekilere tek başına ilaç denemeyin ama altındakilere deneyebilirsiniz. Yani bence çok rahatsız edici bir şey yok. Başta daha çok buydu. Yani burada zaten şunu demeye çalıştım. İlaç tedavisi verecekseniz bunu 5 santim altında deneyin. Evet. Üstüne çıkmayın mümkün mertebe. Hani buradan kasıt belki o, belki eğer anlam o çıkmıyorsa cümleyi değiştirebiliriz. Ama diğer tedavileri yapmayın demiyoruz burada. Buyurun hocam. Bu cümleye katılıyorum ben de. Çünkü burada bahsettiğimiz medikal tedavinin zaten algoritmasında ya da şeyini cevap vermeye çalışıyoruz. Diğer tedavi seçeneklerinde değerlerin cevapları var zaten. Gördüğünüz kadarıyla. Yani cevapladığım şeylerde. Bence bu cümleye itiraz etmemek lazım diye düşünüyorum. Perkutan tedavi yapılmayacaksa gibi bir şey. Yani bir son cümle söyleyebilir miyim arkadaşlar? Medikal tedavi statiklerde kür şansı %30'un üstünde değildir. Bunu bilelim. Hepsini bir arada düşündüğünüz zaman C1, 5 santimden küçük kistlerde şansı daha yüksektir. Yükseklerdedir ama yine de kür değildir. Ve ben demin de dediğim gibi son baktığım bir çalışmada 1,5-2 yıl sonra %70 oranında aktivite kazanır. Medikal tedavi kolay tedavi değildir. Ara vereceksiniz, karaciğeri zorluyorsunuz, 2 yıl veriyorsunuz, 1,5-2 yıl veriyorsunuz. Onun için bence medikal tedaviyi çok iyi seçmek lazım. Senin cümleye yani geri kılmayacaksa medikal tedavi verilebilir şeklinde öneriyorum. Yani geri etkinliği bence daha fazla.
Girişimsel işlem yapıyordu değil mi? Evet, tamam. Yani şeyin, medikal tedavinin etkinliği %35'e kadar düşen günler de var. PR'in etkinliği çok daha fazla olduğundan dolayı ikinci cümleye PR tutulmayacak ya. Veya hastane genel durumu PR uygun değilse medikal tedavinin. Ama şöyle yani tabii onunla ilgili şeyler de var, eleştiriler de var birinci oylamada şöyle. Mesela daha büyük kitlelerde hasta girişimsel işlemi kabul etmeyecekse, hasta girişimsel işlemi kabul etmiyorsa bizim ona önereceğimiz tedavi alternatif olarak medikal olabilir. Ama biz hastayı ilk gördüğümüzde senin karaciğerinde işte 3 santimlik, 4 santimlik bir kist var. Al şu ilaçları kullan, ben seni 3 ay sonra göreyim. Acaba küçülüyor mu, etkinliğine bakalım, bakmayalım. Bu denenebilir gibi aslında yumuşak bir geçiş yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani biz yani girişimsel tedavi de önerebiliriz ama tek başına medikal tedavi önerebileceğimiz tek yer belki de burası. Buyurun abi. Doğru, burası doğru. Ama işte şartlar düşüyor. Bence buradaki mantık şu. Yani 5 santimden küçük kesiler çok komplike olmaz. Çok semptom yapmaz. Tip 1'se de illa cerrahi yapmak zorunda değilsin. İlacın evvel izle. Büyüyorsa büyüyünce müdahale et. Belki de hiçbir semptomsuz yıllarca böyle gidecek. O yüzden bu bence doğru yazılmış bir ifade. Yürkan Hocam, affedersiniz. Bir basın önerisi sorabilir miyim? 5 santimden küçük bir kistler tek başına medikal tedavi ile takip edilebilirler. Sanki daha sade, daha yalın bir ifade olur gibime geliyor. 5 santimden küçük bir kistler tek başına medikal tedavi ile takip edilebilirler gibi. Not alalım hocam. Biraz sanki şey, Türkçe yazın kurallarını zorlayan bir şey olmuş, ifade olmuş. Ama burada bir tedavi yapıyoruz aslında, yani biz bir tedavi öneriyoruz. Buyurun hocam. 5 santim, girişimsel tedavi için küçük bir kist değildir, onu vurgulamak istiyorum. Yani perküten girişim için, tedavi için küçük bir yapı değildir 5 santim. Yani buradaki tabii 5 santim katofunu çıkartan bir yayın da yok aslında. Yani niye 5 santim? Hani bununla ilgili de işte şuna biz şöyle denedik, şunlarda şöyle oluyor diyen bir yani kimse yok. Birisi belki 5 santim söylemiş. Orada da bizim 6 santim kateter sınırımız var. 5 santim büyük bir kis bizim için. 6 santim kateter sınırı, doğru. Peki bu maddeyi geçelim. C3B kisti olan hastalarda bazı çalışmalar medikal tedaviyi yeterli görmekte ise de öncelikli tedavi hala daha cerrahidir. Bu hastalarda ameliyat öncesi uygun dozu albendazol verilir ve sonrasında cerrahi tedavi uygulanır. Literatürde C3B'ler için ilaç tedavisiyle evre atlatılabileceğiyle ilgili hani çalışmalar var. Evet. Aynı şekilde girişimsel radyologların yok, siz durun onları biz yaparızla ilgili çalışmalar var. Bir de cerrahların kimse dokunmasın, bunlar bizim vakalarımızla ilgili düşünceleri var. Buyurun hocam. Söylediğiniz 3 şey de doğru. Onun için prospektif randomize cerrahi ve moket perküten tekniği karşılaştırılması lazım. Yani yapılması gereken iş o. Ama C3B kisti olan hastalarda sadece tıbbi tedaviyle tedavi yapmayı hayal etmek bence çok zor bir şey. Çalışmalarda zaten yüksek doğruluk oranlarıyla, tedavi oranlarıyla gitmiyor. Rekörans oranları yüksek. O nedenle tedaviyi cümlenin ikinci kısmını hiç işin içine katmadan bu aşamada ne olsa perküten tedavide ve cerrahide tartışacağız. Öyle formüle edebiliriz. Yani C3'de kisti olan hastalarda bazı çalışmalar medikal tedavi yeterli görmekteyse de öncelikli tedavi hala girişimsel veya cerrahidir şeklinde düzeltirsek uyar. Evet, uygun. O zaman
Karaciğer kistek ile beraber peritoneal hidatözü olan hastalarda net bir çalışma yoktur. Bu hastalarda cerrahi tedavi uygulanacaksa ilaç tedavisi alışan olarak tercih edilir. Ancak cerrahi tedavi yapılmayacaksa tek başına da yürütülebilir. Tedavi yaptım diyemeyeceksiniz.
6 ay dememizin sebebi oradaki mantık, öyle mi? Hayır, evet. Buyurun. Yeri gelmişken şöyle bir tecrübe paylaşayım, yani sizden geri dönüş almak için bir soru sormak istiyorum. Ondan sonra biz mesela bir ay bir hafta önlendiriyoruz hastayı ama cerrahi veya çocuk cerrahi veya gözüm genellikle 20 günde 10 gün. Onun maddesi var, birazdan geçeceğiz. Evet. Müsaadeniz varsa bu maddeyi geçiyorum. Bunun başına not alalım. İlaç tedavisi sırasında görülen ilaç yan etkilerinin takibi için aylık HRC fonksiyon testleri ve hemograf bakılmalıdır. Literatür bilgisi eşliğinde minimum 15 gün ilaç kullanımı önerilir. Benzer şekilde ameliyat sonrası kullanım içinde en az 2 aylık bir kullanım önerilebilir. Girişim öncesi, peyir öncesi 4 saat önceden 4 saat önce peyirden sonra albendazol verecekseniz 1 ay, mebendazol verecekseniz 3 ay. Cerrahiden önce ise 4 gün cerrahi sonrası eğer albendazol verecekseniz en az 1 ay, mebendazol verecekseniz en az 3 ay diye bir bilgi var, onu paylaşalım. Hocam buyurun. Şimdi bizim 2015'te galiba yayınlanan prospektif randevumuzun çalışmamızda 3 grup oluşturdu. Birisine vermedik her öncesi. Bir gruba bir hafta önce, 4 hafta sonra, bir gruba bir hafta önce, 3 ay sonraya verdik. Mutlaka adjuvant tedavi vermek lazım, sonucu söylüyorum. Bir hafta erken tedavide yeterli bizim çalışmamıza göre. Literatürden hocamızın söylediği gibi 4 saat öncesinden beri yapan gruplar da var. Dolayısıyla bir gün ile bir hafta denilebilir diyorduk olarak buna. İşlem sonrası da bizim için bir ay kullanmak yeterli. Dolayısıyla ona göre belki bu sorularını formüle edebiliriz. Yani revizyon öneriniz olacak mı? Burası için revizyon öneriniz var mı? Evet, yani bence sadece cerrahi değil, söylediğiniz gibi cerrahi ya da gelişimsel işlem. İşlem öncesinden bir gün ila 7 gün arasında, işlem sonrasında 1 ay ile 3 ay arasında kullanılması önerilebilir. Kapsıyor aslında. 1 ile 3 ay değil, 2 ay demişiz. 1 hafta 10 gün denilebilir. Yani o zaman minimum demeniz gerekiyor. Evet. Yani bir şey paylaşmak istiyorum. Bizim 2007 yılında yayınladığımız rüptüre, travmatik rüptüre kistatik olgularımız var. Karaciğer, ekmokokozis olgularımız var. Bunların hepsi acil ameliyat almış vakalardı. Sanırım 17 vakaydı. Bunlar da takiplerinde mülkü gelişen vakamız olmadı. Tabii içerisinde kisti, işte safrayla bulaşmış, evresi ileri ya da tipi ileri kistler de vardı ama sonuç itibariyle CE1 kistler de
Bunlarda bir personellik veya başka bir şey görmedik. Bundan şu yorum, yani sadece acaba adjuvant tedavi çıkar mı yorumda geliyor. Ama literatür mutlaka öncesinde de verilmesi gereken bir şey, verilmesi gerektiğini yönünde de yorum yapıyor. Bir sonraki maddeye geçelim. Yapılan çalışmalarda albendazol kan düzeyleri ile kist içi konsantrasyon arasında ilişki olmadığı, ancak bu iki düzeyin birbirine yakın olduğu ve kist içindeki konsantrasyonun tedavide daha etkili olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla kan düzeyinin takip edilmesi klinik uygulamada yer almamıştır. Albendazol marşı çok dar, hani immünsüpresifler gibi marşı çok dar bir ilaç değil, komplikasyonları var ama dolayısıyla kan düzeyi takip etmenin klinikte aslında çok yeri yok. Bununla ilgili çocuk cerrahlarının bizde yapmak istedikleri çalışmalar var. Çalışmadan pek çok geçmiyor, klinik pratikte şey yok. Sadece bir tane hani literatür bilgisi, bildiğim kısmını söylemek istiyorum. Kist duvarında canlılık kayboldukça kist içi albendazol düzeyi de artıyor. Enteresan şekilde kistin duvarının albendazolu geçirmeye direnci olduğunu gösteriyor. Ama bunlar hep çalışma düzeyinde kalmış şeyler. Buyurun hocam. Bu maddenin şimdi amacı ne yani? Ben bir şey bulamıyorum. Pratikte nedir yani bunun? Buradan okuyan bir cerrah veya şey yapan ne kazanım elde edecek bu maddeye bakarak? Ben bir de şöyle ilave edeyim hocama. Pratikte kan düzeyini takip eden var mı albendazolun? Yani bunu ölçmek çok mu kolay bir şey mi? Bu hocam şöyle, bunun için cihazlar var. Normal bazı cihazlarda LCMS diye bir cihazlar var bildiğim kadarıyla büyük kimyacılar. Onda ölçme şansları var. Ama şeyde özellikle batı literatüründe kan düzeyini takip edilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmış. Ama buradan şöyle bir sonuç çıkmış. İlacı hastaya verin. Sıkıntı şurada. Yan etkisi fazla olan bir ilaç. Hepatotoksite yapabiliyor. Komplikasyonları var. Dolayısıyla acaba ilaç kan düzeyine bakmalı mıyız? Bir. İkincisi, verdiğimiz ilaç kistin içerisine geçiyor mu, geçmiyor mu? Yani burada da çok farklı yorumlar var. Geçiyor diyenler var. Kanla kist içerisindeki sıvı düzeyleri karşılaştırmış ve geçtiği görmüş. Dolayısıyla sadece ilacı verin. Bir. İkincisi, kistin içerisine geçer mi, geçmez mi endişesini çok taşımanıza da gerek yok. Bu da medikal tedavi için belki de tartışılan şeylerden birisi. Yani yapar mı, yapmıyor mu? Ha şöyle bir yorum çıkıyor. Kistin içerisine geçiyorsa niye 12 ay vermek zorundayız? Hemen etkinliği yok mu? Çünkü skolastal ajanlar hemen ortadan kaldırabiliyor. Dolayısıyla buradaki amacımız kan düzeyi takip etmeniz gerekmiyor. Verdiğiniz ilaç da kistin içerisine geçecektir gibi bir mesaj var. Buyurun hocam. Biz bir çalışma yapalım diye hem kan düzeylerini topladık, hem kist içeriğini topladık, hem fakültesi de görüldük ama ölçemediler. Yani bunu ölçmekte bir sorun var. İkincisi, bence kist içeriği en önemlisi kist içeriği. Çünkü bunlar skolekslerin boşalım sistemini etkileyerek skolekslere tahrip ediyor. O yüzden mesela çocuklarda daha başarılı, akciğer histatinde daha başarılı. Büyükse etkinlik azalıyor, kist duvarı kalınsa etkinlik azalıyor, kasifiyesi etkinlik azalıyor. Yani burada bence bir sorun var ve biz kist içeriğini de şu anda mesela Ankara şartlarında ölçememiştik bundan birkaç yıl önce. Bunlar da zaten çalışmalı. Yani çalışma düzeyinde kalmış bu. Hani klinik uygulamaya çıkmamış. Çalışma olarak da yapamadık. Yani çalışma olarak yapabilsek şunu söyleyeceksiniz. Bir hafta önce mi başlayalım, 15 gün önce mi başlayalım? Ne zaman verirsek etkin olur, kaç santimde kist de etkin olur? Onları ortaya koyalım dedik ama onu yapamadık. Yani mesela 4 saat önce veriyorsun, etkin diyor. Bu nasıl oluyor? O ancak şöyle bir mantıklı olur. Yani bir skolex dökülürse döküldüğü yerde işte peritonda belki kan düzeyini sallarsın da onu orada tahrip eder. Yoksa 4 saat önce verilen
şeyin bir albendazolun emilecek de geçecek de kis içeriğine geçecek etkin olacak herhalde o mantıklı değil diye düşünüyorum. O mantıklı değil. Bu tarz çalışmalar hastalığın yüksüne göre ve tekrarlamasına göre ve klinik cevabına göre yapılıyor. Yani kis içerisindeki albendazolun düzeyine göre yapılıyor. Gebelerde ilaç kullanımı deneysel çalışmalarda teratojenik ve embriyotoksik olarak bildirilmiş olup insanda deneysel çalışmalardaki kadar yüksek doz kullanılmamaktadır. Ancak embriyotoksik etkileri net olarak ortaya konmamıştır. Yine de gebelerde kullanımının güvende olduğuna dair bir bulgu yoktur. Uzun dönem albendazol kullanacak hastalarda ilaç uygulaması için iki öneri vardır. Uzun dönem kullanımında önerilen tedaviler devamlı ve aralıklı tedavidir. Devamlı tedavide ara vermeden ikiye bölünmüş günlük dozlarla tedavi devam ederken aralıklı tedavide 20 gün ilaç verilip 10 gün ara vermektedir. Daha çok tercih edilen tedavi aralıklı tedavidir. Müsaadeniz olursa bu paneli bitirelim. Son sorumuz bu. Teşekkür ederiz.